Şimdi tabii öncelikle sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Bununla beraber çok önemli bir maça çıkacağız. Gerek camiamız gerek şehrimiz adına her maçın önemi gibi bu maç da önemli. Kalan 5 maçta hedefimiz 15 puanı kazanabilme adına gerek beynimizdeki futbol bilgisini, gerek yüreğimizdeki cesaretimizi, gerekse ayağımızdaki yeteneklerimizi sergileyerek bütün güzellikleri sahada taraftarımızı mutlu edecek şekilde uygulamak ve sonucunda da kazanan taraf olmak istiyoruz. Şampiyonluk psikolojisi mutluluk psikolojisidir. Bu süreç içerisinde sizin her seferinde gerek kaliteli ayaklarınız, oyun anlayışınız, taktiğiniz ve sisteminizle beraber başarıyı yakalama ve bu başarı yolunda arada sırada düşmüş olsanız da kalkarak yolunuza devam edersiniz. Sezon sonunda şampiyon olmasanız bile genel örf ve adetiniz itibariyle tekrar yeniden oynarsınız. Ama düşme psikolojisi mutsuzluk psikolojisidir ve dolayısıyla bu süreç içerisinde aksiyete olursunuz, psikolojiniz bozulur, ev huzurunuz bozulur. Bununla beraber yaşadığınız sendrom sizi çok büyük etkiler ve oluşan entropinin doğrultusunda da sizde kaygı problemine kadar gider. Bu da çok zordur. Bilgi ister, tecrübe ister. Bunu yönetmek ve bu süreç içerisinden çıkmak için de çok mücadele etmek gerekir. Bizler bir şehrin vebalini taşırsınız ve bu şehrin vebaliyle göstermeniz gereken performans vardır. İşte orada o şehrin sevenleri, o formayı sevenlerin desteği de size her bir söylemi de çok önemlidir. Ve bu sayede de o süreci doğru atlatırsınız ve başarırsınız. Bugün baktığımız itibariyle ligdeki bulunduğumuz konumda 8 hafta arka arkaya kazanamamış bir psikolojiyle birlikte geldiğimiz nokta, evet arada bir istemesek de kaybediyoruz. Ama bu sürecin içerisinde de gerek 15'e yakın Covid'li futbolcumuzun olup 15 gün onların idman yapamadığı bir ortamda, sakatlıkların 2-3 ay olduğu bir ortamda, takım mühendisliği ve kadro yapısı yaşanan sendromlar birlikte bazen ufak tefek sıkıntılar yaşasak da Rizespor camiası olarak büyük taraftarımıza hep mutlu etmeye geldiğimiz günden beri gerek bilgimizi gerek antrenman metodumuzu, taktiğimizi ve sistemimizde güzel şeyler başardık. Bundan sonra da güzel şeyler başaracağız. Onların sevgisi ve saygısı bizim için önemli. Şehirlerde böyle önemli maçları kazandığınızda mutluluk olur, sevgi olur, orada bir coşku olur. Sizin hedefinizi ve düşüncenizi değiştirecek tarzda bir yapı oluşur. Biz de kalan 5 maçta aldığımız galibiyetlerle inşallah yeni sezonun planlamasını yapacağız. Burada gerek takım mühendisliğini, gerek sistemini, gerek bizim takımımızın bundan sonraki süreçte yukarılara oynayan, hedefleri olan ve bu hedefleri başaran bir takım hüviyetine bürünmesi adına gerekli çalışmalara başlayacağız. O yüzden de elimizden geldiği kadar gerek yönetimimiz, gerekse bizler teknik ekip olarak tüm çalışmalarımızı yapıyoruz. İnanıyorum ki inananlar inandıklarını başarmıştır ve biz de Rizespor'daki futbolcu kardeşlerimiz de kalan 5 maçta onların yüreğiyle bunu başaracağız. Hocam, Bobby'nin son durumu ne? Sakat oyuncu, dün denemiz hazır mı? Şimdi Bobby'nin tabii onun dizindeki o probleminden dolayı yaşadığı bir problem var ama dün idmana çıktı. Düz koşusunu yaptı takımla birlikte. Fazla zorlamadan yaptı. Bugün de antrenmanda deneyeceğiz. Büyük bir ihtimalle oynayacağını düşünüyorum. En kötü iğne yaparak oynatırız diye düşünüyorum. Onun dışında Apo'nun sakatlığı da dün o da idmana başladı. Ama tabii onun da kasık bölgesindeki uzun süredir sakatlığı var. Zor. Donsağ'ın 3 aydan beri döndü. Fizik kondisyon yönünden hazır değil. İşte Remy keza öyle. Kendisi de zaten dün de söyledi. Yani tam hazır değilim ve istediğim performansı tam anlamıyla veremiyorum. Zamana ihtiyacım var diyor. Sutherland aynı şekilde hazırlığı yaşamadığı için. Ya da Skoda'nın yaşadığı problemler. Yani baktığımızda aslında birçok problem var. Bizim gibi takımlarda bu problemler, önemli futbolcuların yaşadığı bu problemler sendrom yaratıyor. Ve takım kurgusunda bayağı bir zorluk yaşıyoruz. Ama kimi oynatırsak gerek bu yarınki maçta taktik ve sistem üzerine bir mücadele olacaktır. Çok da iyi bir takıma ve iyi bir şu anda ligi force eden bir rakibe karşı oynayacağız. İnşallah Allah'ın izniyle kazanan taraf olarak taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Hocam, Doğan'la
karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Başka gidecek olan oyuncular var mı? Maç onlarla ilgili tabii ki sezon sonunda raporumuzu veririz. Kalmak isteyenler, gitmek isteyenler, sözleşmesi bitenler, kiralık olarak gidenler. Yani şu anda 15 tane futbolcumuzun zaten şeyi bitmiş durumda. Velhasıl onlarla ilgili yönetimle tekrar planlamayı, takım mühendisliğini, sistemini, bütçemize uygun hem genç ve hem yetenekli futbolcuları, geleceğimizi olan Rizespor'un geleceğini planlama adına altyapımızdaki yeteneklerimizi hepsini birleştireceğiz. En doğru, en güzelini karar verip taraftarımızın gurur duyduğu bir takımı inşallah yeni sezonda hayata geçireceğiz. Tamam. Teşekkür.